son akşam yemeğine ait. Cizre 1200-1300 yıllarda yaşamış. Cizre'de yaşamış. Çok büyük bir İslam alimidir. Ve dünyada robotu yapan ilk kişidir kendisi. Da Vinci'nin kendisinden feyz aldığı ve Türkiye'de vefat ettiği bilgilerine de rastladığım El Cezire hakkında konuşurken yetkili arkadaşımız Da Vinci'nin mühendislik harikası olan bu torna hakkında bize bilgi veriyor. Bu icatların çizimlerinden eser oluşturan arkadaşlara da hayran kalmamak imkansız. Bu şu an 2 tonluk bir basınç uyguluyor ama 2 tonu parmağınızın ucuna dahi çevirebiliyoruz. 2 tona yakın basınç oluşturuyor. Bu basınçla tahta kesit üzerinde delik açabiliyor. Bu sergiyi hazırlayan ve bizlere sunan Thales Matematik Müzesi. İlk bisiklet 1493'te tasarladığı Da Vinci. Ama bisikletin resmi icat yılı 1815. Da Vinci'nin yaptığında bir koltuk yok, bir de direksiyon. Önde olması gerekiyor. İnsanoğlunun 300 yılını almış bir direksiyonla koltuk. Çok şık değil mi ya? Bizim zanaatkarlarımız Leonardo'nun Antik isimli not defterinde çizdiği modele en yakın olabilmesi için büyük tekerlekler çalıştı. Bu model diğer modeller gibi harika bir şekilde işlemektedir. Ama bizim hayal gücümüz maalesef bitti. Topu yapan kişi kimdir ilk? Fatih Sultan Mehmet. 8 yıldır bu çalışmaları, bu müzeyi buraya getiren insanlar tasarlamışlar, uygulamaya koymuşlar. Çok büyük bir başarı. Hakikaten matematik zekası da ister, pardon. Mızrak atar. Ucunu görüyorsunuz. Bu bir mızrak. Bunu nasıl deneyimleyeceğim ben? Düşünsene, adı mızrak atar yani. Küt diye bir de atacağı varmış. Durduk yerde iş çıkarmayalım başımıza. Da Vinci'nin çizimi tabii bunlar. E tabii ki baskı, bu orijinal değil elbette yani, ama çizimlerinin baskısı. Planör. Uçan insan Hazarfen Ahmet Çelebi'nin kanatlarını Leonardo da Vinci'nin çizip tasarladığını ve uyguladığını biliyor muydunuz? Pilot bir kablo aracılığı ile kolları kumanda edilirken büyük kuşlarınkine benzeyen kanatları planörün merkezine sabitlenir. Bu ayna 8 kenara sahip ve tüm kenarları iç tarafta birbirini çevreler. Bu aynanın içerisine bir nesne konulduğunda bu nesne hareket ettirilmeden bu nesnenin bütün kenarları görülebilir. Leonardo'ya göre resim gözün ön özelliği ile bağlantılıdır. Resimsel temsil ile ilgili problemleri aşmak için yaptığı araştırmalar sırasında Leonardo kendisini optik üzerine derin çalışma içerisinde buldu. Işık ve gölgenin renk üzerinde etkisini incelemek için yapmış olduğu fotometrik deneylerde ışığın kırılma ve yansıma esaslarına odaklandı. Karşılaştığı optik problemlerini aşmak için kadavralarda gözün anatomisine kadar inceledi. Leonardo, ışık karanlığı kovar, gölge ise ışığın engellenmesidir der ve bir soruyla hepimizi düşünmeye sevk eder. Göz, bir nesneyi neden uyanıkken hayal edildiğinde değil de rüyadayken daha belirgin görür. Hadi söyle bakalım, neden?